Haber Odası'na hoş geldiniz sevgili seyirciler. 14 Ekim Cuma 2022 gündemdeki gelişmeleri sizlere aktarıyoruz. Kayseri gündemi bugün oldukça yoğundu. Bugün gerçekten çok pis bir provokasyon eylem gerçekleşti. Haber Odası'na bu gelişmeye de başlayalım. Bir süre önce cemevleri açılışları yapılmıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan çok önemli bir cemevi açılımı yapmıştı. Açılan cemevlerinden biri de Kayseri'de Pınarbaşı'ndaydı. Kayseri'de Melikgazi ilçesi Battal Gazi mahallesinde bulunan bir cemevinde bir olay yaşandı. Cemevinin merdivenlerine kırmızı beze sarılı bir balta ve çanta bırakıldı. Şüpheli çanta kontrollü bir şekilde patlatılırken olayla ilgili sanatçı olduklarını söyleyen 5 şüpheli gözaltına alındı. O anlar güvenlik kameralarında yansıdı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor. Tam cemevinin açılım döneminde Cumhurbaşkanı Erdoğan önemli bir cemevi açılımı yaptığı bir dönemde böyle bir olayın Kayseri'de yaşanması kafalarda soru işareti bıraktı. Olay merkez Melikgazi ilçesi Battal Gazi mahallesindeki cemevi önünde meydana geldi. Emniyet müdürlüğüne yapılan şüpheli paket ihbarıyla ortaya çıkan olayda provokatif eylem girişimi polisin zamanında ve titiz müdahalesiyle önlendi. Olay yerine giden polis cemevi merdivenlerinde bir adet kahverengi çanta, bir adet kırmızı renkli beze sarılı balta ve bir adet tesbih buldu. Çevrede bulunan kamera kayıtlarının incelenmesi sonucu saat 16.10 sıralarında beyaz renkli bir otomobille 5 şahsın cemevine gelerek bir şahsın video çekti, diğer 2 şahsın ise cemevi merdivenlerinde bulunan malzemeleri bırakarak ayrıldıkları tespit edildi. Şüpheli paket kontrollü bir şekilde patlatılarak imha edildi. İl Emniyet Müdürlüğü görevlileri görüntülerden yapılan kimlik tespitinin ardından sanatçı olduklarını ifade eden S.A., H.A., B.A., S.Ö. ve C.S. isimli zanlılar yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ederken konuyla ilgili çalışmaların Emniyet Müdürlüğü ekiplerince titizlikle devam ettiği açıklandı. Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin bugün Kayseri'deydi, ziyaretlerde bulundu. Ama şimdi aktaracağımız haber biraz farklı. Cuma namazını, Orgeneral Arif Çetin Cuma namazını Kayseri Valisi Gökmen Çiçek ve Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Doktor Memduh Büyükkılıç ile birlikte Orgeneral Hulusi Akar Camii'nde kıldı. Ve bir fotoğraf karesiyle bu paylaştılar. Bir fotoğraftan daha ötesi diyoruz. Çünkü fotoğrafın bir anlamı var. İşte haber analizi. 28 Şubat zulmünden, başörtüsü yasaklarından, namaz kılanların fişlendiği bir dönemden bugünlere geldik. Şu an gördüğünüz fotoğraf karesi bir fotoğraftan daha ötesi. Bir dizi ziyaretlerde bulunmak üzere Kayseri'ye gelen Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek ve Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Doktor Memduh Büyükkılıç'la Orgeneral Hulusi Akar Camii'sinde cuma namazını kıldı. Cuma namazı öncesi cami önünde bu kare çekildi. 28 Şubat sürecinde eski Türkiye'de böyle bir kare düşünülemezdi. Ne Jandarma Genel Komutanı ne de şehir valisi bu pozu veremezdi. Anında irticacı ilan edilirlerdi. O günlerden bugüne. Kısacası bu poz bir fotoğraftan daha ötesi. Oda seçimleri yapılmıştı. Ticaret Odası'nın meclisi yönetimi belli olmuştu. Daha sonra yaşanan bazı olaylardan dolayı MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir'in talimatıyla Ticaret Odası'ndaki MHP'li üyeler istifa etmişti. Böyle bir kriz yaşanmıştı. Bunun ardından şimdi önemli iki ziyaret gerçekleştirdi MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir. Özdemir, Kayseri Sanayi Odası ve Kayseri Ticaret Borsası'nın seçilen başkanlarına ve yönetimlerine MHP İl Başkanı Adnan İnce Toprak'la beraber giderek hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Ama Ticaret Odası'nı es geçti. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcısı Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir, MHP Kayseri İl Başkanı Adnan İnce Toprak'la birlikte Kayseri Sanayi Odası seçimlerinde güven tazeleyerek başkan olarak göreve devam eden Mehmet Büyük Simitçi ve yönetim kurulunu ziyaret ederek hayırlı olsun temennisinde bulundu.
Özdemir daha sonra Kayseri Ticaret Borsası olan Genel Kurulu'nda güven tazeleyerek göreve devam eden Recep Bağlamış'a ve yönetimine hayırlı olsun ziyareti gerçekleştirdi. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcısı Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir'in Kayseri Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Gülsoy ve yönetimini ziyaret etmemesi dikkatlerden kaçmadı. AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş dün Kayseri'deydi. Develi'deki bir etkinliğe katıldı. Dün akşam saatlerinde de AK Parti Kayseri İl Teşkilatı'nı ziyaret etti. Bir basın toplantısı düzenledi. Gündemi değerlendirdi. Birazdan o gündemle ilgili açıklamalarını size ekrana getiririz. Ama burada ince bir detay var. Kayseri'yle ilgili bir açıklaması vardı. Onu şimdi ekranlara taşıyacağız. Başörtüsü zulmüyle geçmişte özellikle 28 Şubat sürecinde yaşanan başörtüsü zulmüyle ilgili açıklamalar yaptı. Ve burada bir cümlesi son derece önemliydi Numan Kurtulmuş'un. Dedi ki o süreçte Kayseri Erciyes Üniversitesi de zulüm merkezlerinden birisiydi. O günleri hatırlayın. Bir tane başörtülü öğrenciye müsaade etmiyorlardı dedi Numan Kurtulmuş. Yüzlerce öğrenci kardeşimizin üniversiteleri 5. 6. sınıfta tıp fakültesinde bırakmak zorunda kaldığını biliyoruz. Yine yüzlerce binlerce kardeşimizin burada memleketinde tamamlayamadıkları tahsillerini yurt dışında tamamladığını biliyoruz. Şu Kayseri Erciyes Üniversitesi de zulmün merkezlerinden birisiydi. Hatırlayın o günler. Bir tane başörtülü öğrenciye müsaade etmiyorlardı. Bu açıklama önemli. AK Parti İl Teşkilatı'nda gündemi de değerlendirdi Numan Kurtulmuş. Toplantı öncesi düzenlenen basın toplantısında Numan Kurtulmuş, CHP'nin helalleşme çağrısına atıfta bulunarak teklifimiz ortadadır. Şimdi başta Cumhuriyet Halk Partisi olmak üzere parlamentoda bulunan partilerin tamamı samimiyet sınavından geçeceklerdir diyerek konuşmasına şöyle devam etti. Millette ne varsa milletin bütün unsurları her tarafta temsil edilmelidir. Başörtülü de var, başaçık da var. Nasıl başaçık kardeşimizin istediği yerlerde kamu görevi görmesi hakkıysa, başörtülü kardeşlerimizin de hakkıdır. Bunun bir engel teşkil etmemesi gerekir idi. Ne anayasal ne de yasal hiçbir engel olmamasına rağmen 10 yıllar boyunca tam da Cumhuriyet Halk Fırkası zihniyetinin zulmüyle bu konu vatandaşlarımız için bir maalesef zulüm alanı haline dönüştürüldü. Bendeniz 28 Şubat sürecinde İstanbul Üniversitesi'nde gencecik bir doçent. Eşim iki gün içerisinde üniversiteden başörtüsü yüzünden uzaklaştırıldı, atıldı. Yüzlerce öğrenci kardeşimizin üniversiteleri 5. 6. sınıfta tıp fakültesinde bırakmak zorunda kaldığını biliyoruz. Yine yüzlerce binlerce kardeşimizin burada memleketinde tamamlayamadıkları tahsillerini yurt dışında tamamladığını biliyoruz. Şu Kayseri Erciyes Üniversitesi de zulmün merkezlerinden birisiydi. Hatırlayın o günler. Ama söz güzeldir. Eğer helalleşmek istiyorsan, ben en başından itibaren doğru bir şey söylüyorsunuz ama gereğini yapın. Helalleşmek istiyorsanız bu milletin, bir de Cumhuriyet Halk Partisi'nin bu millete bir özür borcu vardır. O zaman dedik ki madem böyle, ana muhalefet bunu getiriyor gündeme. Hiç gündemde yokken getiriyor. Demek ki böyle bir ihtiyaç var. Nereden kaynaklanıyor olursa olsun, o zaman bunu en üst bir hukuk normu haline getirelim. Anayasa değişikliği yapalım. Ve böylece bir daha ila nihaye Türk milletinin gündeminden böyle bir mesele kalksın gitsin. Numan Kurtulmuş 2023'le birlikte önümüzde çok daha güzel, çok daha güçlü bir dönem olacaktır. Bu da Türkiye yüzyılı diyerek konuşmasına şöyle devam etti. İnşallah diyoruz ki önümüzde yeni bir dönem sonuna kadar açılıyor. 2023 bu anlamda sadece kimin cumhurbaşkanı olacağının seçilmesi değil. Sadece hangi partilerin parlamentoya gireceğinin tespit edilmesi değil, aynı zamanda Türkiye'nin önümüzdeki dönemde kapılarını sonuna kadar açacak bir kararın millet tarafından verildiği bir seçim olacaktır. Ümit ediyoruz, öyle olacağına inanıyoruz ve böyle olması için de bütün kadrolarımızla birlikte cansiperane bir şekilde çalışıyoruz. 2023 seçimleriyle birlikte Türkiye yüzyılı sonuna kadar bu milletimiz için açılacak, kapıları açılacak ve milletimiz bu yoldan yürüyecektir. Her gerilimde zaten gözle görülüyor. Büyük ve güçlü Türkiye'nin güçlü şehirler üzerinden yükseldiğine şahit olan birisiyim çok gezdiğim için. Kayseri'de de bunu görüyoruz. Kayseri her geldiğimizde biraz daha güçlenmiş.
Ben Sayın İl Başkanımızın şahsında bütün teşkilatımıza bir kere daha fedakar ve üstün çalışmaları dolayısıyla teşekkür ediyorum. AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş, AK Parti'nin en büyük başarısı Türkiye'de bir zihniyet devrimini başarmış olmasıdır diyerek sözlerine şöyle devam etti. AK Parti'nin en büyük başarısı Türkiye'de bir zihniyet devrimini gerçekleştirmiş olmasıdır. En başta Türkiye'de sivil siyasetin üstünde demokrasinin kılıcı gibi sallanan o vesayet sistemini bütün unsurlarıyla tarihin çöp tenekesine atmıştır. Vatandaşımızı emrinde olunacak, hizmetkarı olunacak ve demokrasinin, sistemin yegane hakimi ve hakemi olarak görmesidir. Zihniyet değişiminin ikinci önemli ayağı ise özgüven inşasıdır. Özgüveni olmayan bir milletin bütün bunları yapabilmesi öyle çok da kolay değildir. Allah'a hamd ederek söylüyorum. Anadolu'yu dolaşıyoruz. Gittiğimiz her yerde gencecik evlatlarımıza, diyelim ki bir teknoloji laboratuvarında giriyorsunuz, ona soruyorsunuz, sen ileride Türkiye'nin uzay istasyonunda çalışır mısın diye, evet çalışırım diyor. Dezenformasyon yasası ile ilgili sorulan soruyu da yanıtlayan Numan Kurtulmuş şöyle konuştu. Biz sosyal medyanın iyi ve insani bir şekilde kullanılmasından yanayız. Öyle geliyor ki bazen bakıyorsunuz no name hesaplar üzerinden her türlü itibar suikastleri yapılıyor, hakaretler yapılıyor, iftiralar yapılıyor. Buranın bir şekilde disiplin altına alınması, sözü olanın, benim sözüm var söyleyeceğim diyenin çok daha net bir şekilde söyleyebilmesini temin edecek hazırlıklar, uzun hazırlıklarla bu yasa gündeme gelmiştir. Bu yasanın temel omurgasını oluşturan Avrupa Birliği'nin sosyal medya düzenlemesidir. Yani bu böyle bir konu Avrupa ülkelerinde gündeme geldiği zaman reform oluyor, özgürlük alanlarının genişletilmesi oluyor. Türkiye'de gündeme geldiği zaman bir efendim otokrasi ya da bir sansür uygulaması gibi görülüyor. Hayır öyle değil. Sözü olan, samimi olan, açık fikri olan hangi siyasi görüşte olsun ne söylerse söylesin onların rahat bir şekilde, disiplinli bir şekilde söz söyleyecekleri bir alan olacak. Ama bu alan itibar suikastlarının olduğu, bir takım efendim gayri resmi işlerin döndüğü kirli bir alan haline gelmesini önleyecek bir girişimdir. Numan Kurtulmuş basın toplantısının ardından il ve ilçe teşkilatları ile bir araya geldi. Kitap fuarına gidelim. 5. Kayseri Kitap Fuarı kapılarını kitap severlere açtı. Açılış konuşmaları yapıldı. Önemli kişiler, protokol üyeleri, önemli isimler, yazarlar, çizerler katıldı. Bu arada Şuşa Kardeşşehir heyeti de bu etkinlikteydi. 5. Kayseri Kitap Fuarı açılış törenini önceki dönem Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı ve Kayseri Milletvekili Taner Yıldız, Büyükşehir Belediye Başkanı Doktor Memduh Büyükkılıç, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Vali Gökmen Çiçek, Şuşa Kardeşşehir Heyeti, Kayseri Protokolü ile yazar, şair ve düşünürlerin katılımlarıyla gerçekleşti. Açılışta konuşma yapan önceki dönem Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, insanların kitap okumayı alışkanlık edinmesi gerektiğini söyleyerek konuşmasına şöyle devam etti. Tabii kitap okuma alışkanlıkları özellikle telekomünikasyonun, internetin ve alışmaya alıştığımız bu ortamda çok farklı bir noktaya geldiğini söylemeliyiz. Nasıl küçük esnafımızın AVM'lere, alışveriş merkezlerine döndüğü bu ortamda son 20 yılda özellikle birçok alışkanlıklarımızın değiştiğini görüyoruz. Fakat kitap okumak, televizyon izlemek ve internet dünyasına dalmaktan çok daha aslında ufku geliştiren, vizyon oluşturan ve beyni aslında bütün derinliklere sürükleyen önemli bir faaliyet. Günlük kitaba ayırdığımız okuma oranı Türkiye ortalamasına baktığımızda bir saatin altında. Şöyle bir hesap yapalım öğrenci kardeşlerimizle. Günde 20 sayfa okusak. 20 sayfa okumak ne kadar sürer? Çok fazla sürmez normalde. 20 sayfa okusak yatmadan önce sabah kalktığımızda veya uygun bir vakitte 30 gün içerisinde bunu yapsak ve toplam bir yıla bunu alışkanlık haline getirsek 25 tane kitap yapıyor ortalama. 25 kitap okumak aslında çok büyük bir iş değil. Plaketler yerine bu tür törenlerde kitapların hediye edilmesi söylenmişti.
Ticaret Odası Başkanımız, Sanayi Odası Başkanımız, özellikle rektörlerimiz bunu çok yaygınlaştırmışlardı. Bir kez daha bu vesileyle hayırlı bir işe vesile olmak açısından da bunu bir kez daha burada hatırlatmak isterim ve kitap hediye etmeyi plaketlerin üzerine çıkartalım. Değil mi komutanım? Bunu yaparsak aslında çok daha faydalı olur diye düşünüyorum. Başkan Büyükkılıç bu sene 1 milyon ziyaretçi hedeflediklerini vurgulayarak Kültür Bakanlığı ile birlikte Kayseri'ye yakışır bir kütüphanenin yapılacağının da müjdesini verdi. Kültür Bakanlığımız da aynı zamanda inşallah şehrimize yakışır, günün koşullarına yakışır ikinci bir, yani büyük bir kütüphane yapacağımızı buradan ifade etmek istiyorum. Ayrıca çocuk kütüphanesi gibi ve değerli ilçe belediye başkanlarımızla el ele dayanışma içerisinde ilçelerimizdeki çeşitli kütüphanelerle birlikte hem ihtisaslaşma hem de günün koşullarına uyarlama yönünde de gayret gösteriyoruz. Geçen sene 800 bin civarında ziyaretçimizin olduğunu paylaşırken bu sene inşallah 1 milyon bekliyoruz. Kayseri ve Şuşa'nın kardeş şehri olması hakkında birçok kitap yazılacak ve bizim evlatlarımız onları okuyacak diyen Şuşa valisi Abbasov sözlerini bir şiirle son verdi. Dinimiz bir, dilimiz bir. Aşkımız bir, yolumuz bir. Hayrımız bir, yolumuz bir. Azerbaycan, Türkiye. Yaşasın Azerbaycan, Türkiye. Kayseri valisi Gökmen Çiçek ise kitap yazmayı deneyene kadar bu kadar zor olmadığını düşündüğünü belirterek yazarlara hayranlığını şu sözlerle dile getirdi. Ben bundan birkaç yıl önce kitap yazmayla ve kitap yazarlarla ilgili konuşmayı çok daha rahat yapardım. Kitap yazmanın zor olduğunu bilmiyorum. Yani kendi kendime şöyle derdim. Üniversiteleri okudum, yüksek lisans yaptım, birçok kitap okudum, saatlerce konuşabilirim. Herhalde vaktim yok, vaktim olursa kitap yazarım diye düşünüyorum. 3-4 yıl sonra önce öyle bir teşebbüse girdim. Sadece bir paragrafı 4 gün boyunca yazamadım. Sonra da yazarlara olan saygım ve kitaplara olan, o kitabın yazarlarına olan ilgim çok daha farklı oldu. Kitap fuarından Gömeç'e gidelim. Gömeç denince tabii fasulye akla geliyor. Koca Sinan Belediyesi geleneksel Gömeç fasulyesi tanıtım etkinliği düzenlendi. Başka marka işi değil. Her yerde diyorum ki. Sizi gördük daha iyi oldu. Allah'ın izniyle. Ahmet Başkanım da. Şenlendirdiniz. Bir tane. Vallahi bir tane. Şenlendirdiniz. Ağzına sağlık. Eyvallah. Sağ olasın. Koca Sinan Belediyesi'nin ev sahipliğinde Gömeç Mahallesi meydanında gerçekleştirilen etkinliğe Koca Sinan Belediye Başkanı Ahmet Çolak Bayraktar'ın yanı sıra AK Parti Milletvekili İsmail Emrah Karayel, Koca Sinan Kaymakamı İlhan Abay, Koca Sinan İlçe Tarım ve Orman Müdürü Abdülaziz Yıldırım, meclis üyeleri, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri ve bölge sakinleri katıldı. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği etkinlikte konuşan AK Parti Milletvekili İsmail Emrah Karayel, Kayseri'nin kendine özgü ürünlerinin tanıtımının önemli olduğunu belirtti. Öncelikle başkanıma teşekkür ediyorum. Değerlerimizin tanıtımı, değerlerimizin ön plana çıkarılması son derece önemli. Bizim bugün bildiğimiz, tanıdığımız birçok şey, birçok ürün aslında bizim burada Gömeç'imizin fasulyesinden çok da farklı değil. Ama tanıtım konusunda, şimdiki tabiriyle PR konusunda yapılan çalışmalarla, bunu çeşitli çeşitlendirmelerle herkesin hayatına bir şekilde sokmuşlar. Herkes tarafından bir şekilde bilinir hale getirmişler. O yüzden bu tanıtım faaliyetlerini son derece önemsiyoruz. Başkanıma da teşekkür ediyoruz. Biz tabii tanıtım yaptıkça, bu değerlerimize sahip çıktıkça tanıttığımız ürünlerimizin, bu fasulye de olsa, patlıcan da olsa, domates de olsa, bu tanıttığımız ürünlerimizin değeri artıyor. Ve bu ürünleri üreten insanımızın da, yani çiftçimizin de kazancı artıyor. Bu son derece önemli bir şey. İnşallah bu tanıtımlar çerçevesinde ürünlerimizin kıymeti artacak. Bu tanıtım neticesinde ürünlerimizi üretenler artacak. Çünkü bu ürünlere talep artacak. Kayseri'nin sahip olduğu değerleri tanıtmak için özel bir gayret gösterdiklerine dikkat çeken Başkan Çolak Bayraktar'sa şunları söyledi. Doğduğu toprakları, yaşadığı yeri sevmesi, oraya aidiyet duyması, övgüyle bahsetmesi, kendi topraklarındaki olanları başka yerlerle mukayese ettiği zaman kendine ait olanı ön plana çıkartıp onu daha değerli bulması, daha kıymetli bulması fıtri bir şey.
Herkesin kendi topraklarıyla ilgili böyle içinde bir aidiyet duygusu var. Farklı şehirlerdeki insanlar kendi topraklarıyla, farklı ülkelerdeki insanlar kendi topraklarıyla muhakkak ki bu ilişkiyi, bu bağı kuruyor. Bizim de kendi topraklarımızda bu bağı kurmamız kadar doğal bir şey yok. Fasulye dediğiniz zaman dışarıdan baktığınızda ya bir fasulye için bu ne kadar tantana kopartıyorsunuz diyebilir insanlar. Ama bizim fasulyemiz Gömec'in fasulyesi, evet her yerde fasulye yetişiyor, her yerde fasulye var ama bizim Gömec'in fasulyesi hakikaten diğerlerinden farklı. Belki bize öyle geliyor diyeceğim ama şehir dışından gelenler, Gömeç fasulyesini ilk defa yiyenler de benim biraz önceki söylediklerimi tescilliyorlar, teyit ediyorlar. Hatta ve hatta ikram ettiğimiz zaman başkanım bir sonraki yılda biz bundan isteriz diye talepte bulunuyorlar. O zaman hakikaten bizim Gömeç'in fasulyesi kıymetli bir ürün, kaliteli bir ürün, lezzetli bir ürün. Ama dönüp dolaşıp baktığımız zaman maalesef her sene yeterince kadar üretim altyapısı oluşmuyor. Maalesef ki yıldan yıla daha az üretilmeye, daha kısıtlı miktarda üretiliyor. Bunun sebebine baktığımız zaman muhakkak ki oturup konuşacağımız farklı farklı sebepler var ama işin temelinde sizlerle iki şeyi paylaşmak istiyorum. Bir tanesi tarıma olan ilginin, alakanın, özellikle genç nesillerin tarıma olan alakasının gitgide azalması. Hayvancılıkta, ziraatta, tarımın her bir noktasında baktığınız zaman belli bir kuşağın üzerindeki, yaş kuşağın üzerindeki insanların tarıma ilgisi devam etmekle birlikte maalesef gençlerimiz artık tarım noktasında işin gerisinde durmaktalar. Çok fazlaca tarımsal üretime ilgi alaka göstermiyorlar ki Gömeç de bundan maalesef ki nasip. Koca Sinan Belediyesi'nin yöresel değerlerinin tanıtımı için gösterdiği gayretten dolayı teşekkür eden vatandaşlar da bu gayret bizim gibi üreticilerin büyük beğenisini kazanmıştır. Bize ve ürünümüze değer veren başkanımıza çok teşekkür ediyoruz diye konuştu. Konuşmaların ardından Başkan Çolak Bayraktar protokolle birlikte davetlere ve vatandaşlara Gömeç fasulyesi ikram etti. Vatandaşlar tarafından yoğun ilgi gösterilen etkinlik Kayserilerin büyük beğenisini kazandı. Gömeç fasulyesinin en önemli özelliği kalitesi, lezzeti, erken pişmesi, suda şişmesi ve pişince kabuk atmamasıdır. Uzmanlara göre Gömeç fasulyesinin besin değerleri çok yüksek. 100 gram Gömeç fasulyesinde ortalama olarak 24 gram protein, 330 kalori, 1,5 gram yağ, 20,2 karbonhidrat bulunuyor. Ayrıca içeriğinde fosfor, kalsiyum, demir, potasyum ve B1, B2, B3 ve E vitaminleri de bulunur. Sağlığa da birçok yararları bulunuyor. İçeriğinde yüksek potasyum sayesinde düzenli olarak tüketiminde yüksek tansiyonu düşürüyor. Aynı zamanda kandaki kötü kolesterol düzeyini de önemli ölçüde düşürüyor. Vücuttaki kan şekeri düzeyini kontrol altına alma özelliğinin de var olduğu biliniyor. Bu nedenle şeker hastaları da rahatlıkla tüketebiliyor. Zengin lif içeriği sayesinde kalın bağırsak ve hemoroid sorunları yaşayan kişilerin özellikle tüketmesi gereken besinler arasında sayılıyor. Çok ilginç bir asayiş haberli devam edelim. İlginç bir dolandırıcılık. Kendinin olmayan evleri kiraya veren kadın 66.500 TL dolandırmış insanları. Çok ilginç. Kayseri'de oluyor bu. Kayseri'de boş dairelerin fotoğraflarını çekip internetten kiraya veriyormuş bu kadın. Yakalandı. Suç makinesi kadının 8 farklı suçtan aranması olduğu da tespit edildi. Apartmanlardaki boş daireleri tespit ederek fotoğraflarını çeken AS, fotoğrafladığı evleri internet üzerinden sahte kiralık daire ilanları vererek kiraya çıkardı. Bu yöntemle 3 vatandaşı 66.500 TL'ye dolandıran kadını yakalamak için Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayi Şube Müdürlüğü'ne bağlı dolandırıcılık büro amiri ekipleri harekete geçti. Yapılan incelemelerde ise AS'nin 8 farklı suçtan aranması olduğu tespit edildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan AS adliyeye sevk edildi. Öte yandan polis ekipleri de ev kiralamak için özellikle internet üzerinden iletişime geçtikleri kişilere karşı vatandaşların dolandırılmaması için çok dikkatli olmaları gerektiği, ev sahibini görmeden kira için EFT ya da havale yoluyla ödeme yapmamaları konusunda vatandaşları uyardı. Evet.
Erkilet Bulvarı'nda Cami Kebir Mahallesi bölgesinde üzücü bir olay yaşandı. Tırın çarptığı şahıs maalesef yaşamını yitirdi. 60 yaşındaydı. Yürek bürken bir görüntü var. Aldığı yiyecekleri evine götüremedi. İlçeye bağlı Cami Kebir Mahallesi Erkilet Bulvarı üzerinde meydana gelen kazada 38RZ202 plakalı tır yolun karşısına geçmeye çalışan 60 yaşındaki Orhan Gültekin'e çarptı. Talihsiz adam ağır yaralanırken ihbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı müdahalede Gültekin'in hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekipleri kazanın meydana geldiği yolda güvenlik önlemi alırken inceleme yaptı. Gültekin'in cenazesi yapılan incelemenin ardından hastane morguna kaldırıldı. Tırın şoförü de gözaltına alındı. Ayrıca kazada hayatını kaybeden Gültekin'in aldığı yiyecekler de etrafa dağıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. Türkiye'de Azerbaycan ilişkilerinin geliştirmesi için sanayi, ticaret, kültürel alanlarda işbirliği. Onlardan biri de Şuşa. Şuşa heyeti Kayseri'ye geldi. Dün haber odasında size aktarmıştık. Ve Kayseri ile Şuşa arasında kardeş şehir imzaları atıldı. Başkan Büyük Kılıç, dost ve kardeş ülke Azerbaycan'ın Şuşa kent heyetine Büyükşehir Belediyesi önünde mehter takımı ve çiçeklerle karşıladı. Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nde gerçekleşen imza törenine Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç'ın yanı sıra Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Azerbaycan Cumhuriyeti Türkiye Büyükelçisi Reşat Memmedov, Azerbaycan Şuşa Valisi Maftun Abbasov, Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Kuresnan Belediye Başkanı Ahmet Çolak Bayraktar, Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan ve Şuşa heyeti katıldı. Protokol imza töreni öncesi başkanlık makamında gerçekleşen ziyarette konuşan Başkan Büyükkılıç, Can Azerbaycanımızın kültür başkenti olan Şuşa şehrimizin kıymetli valisine yine bir kültür merkezi olan Kayseri'mize hoş geldiniz diyorum. Birlikte kardeş olma anlayışı içerisindeki yaklaşımlarından dolayı değerli valimize, belediye meclisimize ve belediye başkanı arkadaşlarıma teşekkür ediyorum dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'in dostluğuna vurgu yapan Büyükkılıç, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve Azerbaycanımızın değerli Cumhurbaşkanı Sayın İlham Aliyev'in dostluğu, kardeşliği bizim gururla her yerde paylaştığımız bir anlayıştır. İnşallah aynı anlayışı bizler de Şuşa ile Kayseri olarak bunu hem destekleme hem de sürdürme bağlamında bir çalışma olarak değerlendiriyoruz diye konuştu. Azerbaycan Şuşa Valisi Maftun Abbasov ise Kayseri'nin Türkiye'nin en kadim şehirlerinden birisi olduğunu belirterek bugün bizim için özel bir gün. 44 günlük vatan savaşının ardından işgalden kurtulan Şuşa şehri tek bizim değil bütün Türk dünyasının kültürel başkenti seçildi. Şuşa'da Türkiye'nin en kadim şehirlerinden biri olan Kayseri'nin bugün kardeş şehir protokolünü imzaladığımız için mutluyuz. Şuşa ile Azerbaycan asırlar boyu kardeş oldu. Bu böyle de devam edecek. Bundan sonra da kardeşliğimiz daim olsun şeklinde konuştu. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Büyükelçi Mehmetova da hoş geldiniz diyerek Can Azerbaycanımızın Büyükelçisi olarak sizleri görmekten onur duyuyorum. Bu ara Şuşa'yla olan kardeşlik çalışmalarımızda da kardeş ilişkileriyle ilgili gayretinize de ayrıca teşekkür ediyorum dedi. Azerbaycan Cumhuriyeti Türkiye Büyükelçisi Reşat Mehmetov da Şuşa'nın özgür olmasında, Karabağ'da azat olunmasında Kayserilerin de hakkı ve zahmeti var diyerek şöyle konuştu. Kayseri Türkiye'nin özel bir bölgesidir. Sayın Savunma Bakanımız Hulusi Akar'ın memleketidir. Azerbaycan ordusunun kurulmasında, Şuşa'nın özgür olmasında, Karabağ'da azat olunmasında Kayserilerin de hakkı ve zahmeti var. Ona göre Şuşa'nın da düşünüyorum ki Kayseri ile kardeş şehir protokolü imzalaması, bu iki şehrin yakından ilişkilerinin kurulması çok önemli. Manevi bir manası var, hayırlı uğurlu olsun dedi. Konuşmaların ardından karşılıklı hediye takdimleri yapılırken Başkan Büyükkılıç, Büyükelçi Mehmetova meslek edinirme kurslarında kadın kursiyerler tarafından el emeği göz nuru dokunan kök boya ve yünden imal edilmiş kilim hediye ederken, Büyükelçi Reşat Mehmetova da Büyükkılıç'a Şuşa'nın özgürlüğünün yıl dönümü anısında bastırılan paranın da bulunduğu bir set ve Azerbaycan'ın zaferini anlatan Zafer Destanı kitabı takdim etti.
Büyük Kılıç Yukatay Kayseri Spor formasının yanı sıra Şuşa Şehri Valisi Maftun Abbasova da el dokuma kilim hediye ederek daha önce Azerbaycan'ı gezdik gördük. Orada da bu el emeği göz nuru ürünlerin daha da güzelleri de var. Ama bir hatıra bağlamında kötür birliğinin simgesi ifadelerinde bulundu. Şuşa Şehri Valisi Maftun Abbasova da Başkan Büyük Kılıç'a el işlemeli kılıç, sadece Şuşa'da yetişen Harı Bülbül Çiçeği deseni işlemeli kravat, el işlemeli çini tabak ve çeşitli hediyeler takdim etti. Başkanlık makamında gerçekleşen ziyaretin ardından toplantı salonunda kardeşşehir protokolü için imza töreni düzenlendi. Başkan Büyük Kılıç protokol imza töreni sonunda Şuşa şehriyle olan kardeşşehir çalışmasının protokolünü imzalamak suretiyle neticelendirdiklerini ifade ederek meclisimize ve valimize bir kez daha teşekkür ediyorum. Hayırlı uğurlu olsun diyorum dedi. Şuşa şehri valisi Maftun Abbasov da biz teşekkür ederiz kardeşşehrimiz diyerek Büyük Kılıç'la kucaklaştı. Azerbaycan'ın Büyükelçisi Reşat Mehmedov ise bugünü tarihi bir gün olarak nitelendirdi. Melikgazi'ye geçelim. 3 yılda ilçeye 16 okul kazandıran Melikgazi Belediyesi, Danişment Gazi Mahallesi'nin yaptığı 20 derslikli İbrahim Kendiroğlu Ortaokulu'nda sona yaklaştı. Çocuklarımıza yönelik yapılan her yatırım aslında ülkemizin geleceğine yapılan yatırımdır diyen Melikgazi Belediye Başkanı Doktor Mustafa Palancıoğlu, Melikgazi olarak bu kapsamda eğitim yatırımlarımız hız kesmeden devam ediyor. Danişment Gazi Mahallesi'nde yapımını bitirmek üzere olduğumuz İbrahim Kendiroğlu okulumuzun ufak detayları kaldı. Tamamlanma aşamasına geldi. 20 derslik ilkokul hizmete hazır hale gelecek. Çevre düzenlemesi ve iç döşemesini de yaptıktan sonra kısa sürede hizmete açacağız. Eğitim ve sağlık öncelikli projelerimiz arasında vatandaşlarımızın ihtiyaçlarına göre yatırımlarımızı belirliyor ve hayata geçiriyoruz. Bir il Milli Eğitim Müdürlüğü gibi çalışıyoruz. Melikgazi'miz çoğu ilden fazla öğrenciye sahip. 3 yıl içerisinde ilçemize 16 okul kazandırdık. Tüm okullarımız tamamlanıp hizmete açıldığında ilçemizde eğitim alanında önemli bir ihtiyacı karşılayacağız. 2024'e geldiğimizde aile sağlık merkezi, cami, Kur'an kursu ve okul ihtiyacı kalmayacak. El ele vererek güzel, iyi bir ekiple çalışıyoruz. İlçemizde projelerimizin yapımları devam ediyor. Kısa bir süre içinde birçok yeni okul kazanan Melikgazi'mizin eğitim alanındaki başarısı inşallah böyle yatırımlarla daha da artacak şeklinde konuştu. Koca Sinan'a geçelim. Bugün Gömeş'te önemli bir etkinlik vardı. Az önce haberde size aktardık. Pazar günü de farklı bir etkinliğe imza atacak Koca Sinan. Erkidet Kedi Bacağı etkinliğine davet etti Başkan Çolak Bayraktar. Rutin belediye hizmetlerinin yanı sıra sosyal ve kültürel belediyecilik anlayışına yenilikler kattıklarını ifade eden Başkan Çolak Bayraktar, etkinliğe hem Kayseri'nin sosyal hayatına renk katmak hem de geleneksel lezzetleri yaşatmak amacıyla düzenlediklerini söyledi. Kocaeli'nin yöresel ürünlerini tanıtmak ve markalaştırmak için gece gündüz demeden çalıştıklarını vurgulayan Başkan Çolak Bayraktar, rutin belediyecilik faaliyetlerinin yanı sıra her alanda vatandaşlarımızın yanında olmaya çalışıyoruz. Yerel değerlerimize sahip çıkarak onların tanıtılması, gelecek nesillere aktarılması, markalaşması ve ekonomiye kazandırılması hususunda elimizden gelen gayreti ortaya koyuyoruz. Bu kapsamda Koca Esnan Belediyesi olarak Erkilet Mahallemizin Kedi Bacağı diye bilinen pekmez çocuğunu tanıtmak için program hazırladık. 16 Ekim Pazar günü saat 17'de Erkilet Kedi Bacağı Tanıtım Günü etkinliğimizi gerçekleştireceğiz. Tüm vatandaşlarımızı etkinliğimize davet ediyorum diye konuştu. Öte yandan etkinlik çerçevesinde zengin bir program hazırlayan Koca Sinan Belediyesi, çeşitli sürprizlerden ünlü ses sanatçısı Muzaffer Elitaş konserine kadar 7'den 70'e herkese hitap edecek faaliyetler hazırladı. Yine Şuşa'yla devam edelim. Şuşa 7 Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın'ı ziyaret etti ki ilçede Azerbaycan Kardeşlik Parkı ve Hocalı Anıtı var. Bunlardan dolayı da teşekkür etti Şuşa 7. Bir dizi ziyaret ve temaslarda bulunmak üzere Kayseri'ye gelen Şuşa Valisi Maftun Abbasov, vali yardımcıları Laman Ayubova ve İsmail Ayubov'la Azerbaycan Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Elsan Gambarov'dan oluşan heyet Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın'ı ziyaret etti.
Makamda gerçekleşen ziyarette konuşan Şuşa Valisi Abbasov, Yeni Doğan Mahallesi'nde inşa edilen ve içerisinde yürüyüş ve bisiklet yolu, kuşevi ve spor aletlerinin yanı sıra Hocalı Anıtı'nın da yer aldığı Azerbaycan Kardeşlik Parkı'nı incelediklerini ve çok beğendiklerini belirterek, "Allah razı olsun başkanım, biz çok beğendik, çok güzel olmuş, elinize sağlık, artık birbirimize daha sık gidip gelmeliyiz" dedi. Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın da parkın beğenilmesinden duyduğu memnuniyeti ifade etti. Ziyarette konuşan Azerbaycan Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Elsan Gamborov ise Şuşa'nın şu an sadece Azerbaycan'ın değil tüm Türk dünyasının kültür başkenti konumunda olduğunu ifade etti. Konuşmaların ardından Şuşa Valisi Maftun Abbasov, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın'a üzerinde Şuşa'yı isimleyen atların yer aldığı çini, Şuşa parfümü ve kravatıyla rozet hediye etti. Başkan Yalçın da Vali Abbasov'a kahve takımı takdim etti. Şimdi sivrisinek deyip geçmeyin. Talas'ta sivrisinekle mücadele uygulamalı eğitim veriyor. Dün de bahsetmiştik, bu eğitim devam ediyor. Detayları izleyelim. Programın ilk gününde belediye meclis salonunda verilen konferansla vektörler ve onlarla mücadele yöntemleri anlatılırken, ikinci gününde ise anlatılanlar uygulamalı olarak tekrarlandı. Konferansa Rize Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi, Kayseri Büyükşehir Belediyesi ile ilçe belediyelerinin yanı sıra Konya, Niğde, Aksaray ve Avanos belediyelerinden temsilciler katıldı. Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın programın ilk gününde konferans sonrası konuştu. Bunu niye anlattım? Ben işin ehliyle çalıştığım için hayatım başarı öyküsü buradan ileri geldi demek istiyorum. Bu tip eğitimlerin belediye başkanımızdan her mütevazi göreve kadar olan herkese kendi branşlarında sık sık yapılması gerektiğini düşünüyorum. Katılımlarınızdan dolayı böyle bir disipline kayıt olup da ben bu konuda daha çok bilinçlenmek istiyorum demenin ayrı bir duruşu var arkadaşlar. Programın ikinci gününde Reşadiye Mahallesi'ndeki kurban satış pazarında gerçekleşen pratik eğitimlerde vektörlerle mücadele için kullanılan ilaçlar ve uygulaması anlatıldı. Eğitimlerin sonunda alana yerleştirilen özel kağıtlarla kullanılan ilacın ulaştığı mesafe ve etkinliği test edildi. Programın sonunda düşüncelerini dile getiren katılımcılar verimli bir program gerçekleştirdiklerini kaydederek bu imkanı sağlayan Başkan Yalçın'a teşekkür etti. Kayseri'de güvenlik timleri çok önemli işler yapıyor. Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, kentte suça ve suçluya göz açtırmayan güven timlerine teşekkür etti. Kayseri Valisi Gökmen Çiçek'in göreve başlamasıyla beraber kurulan Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı güven timleri, büro amiri ekipleri kente yaptıkları uygulamalarla takdir topluyor. Suça ve suçluya geçit vermeyen güven timleri yaptıkları başarılı çalışmalarla vatandaşların da gönlünü kazandı. Kayseri Valisi Gökmen Çiçek de sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Kayseri'de vatandaşlarımızın huzuru için gece gündüz fedakarca çalışan güven timlerimiz her yerdeler. Kayseri'mizde parklar, sokaklar, caddeler, gündüzler ve geceler onlarla daha güvenli diyerek teşekkür etti. Asayiş haberleriyle devam edelim. Genç kadını alıkoymaktan yargılanan şahıs hakim karşısına çıktı. 2 Nisan 2020'de meydana gelen olayda arkadaşına gitmek için evden çıkan H.I. E.Ö.'nün yakınları tarafından kaçırıldı. Dövüştükten sonra telefonuna da ilk konulan genç kadın sabaha karşı kaçmayı başardı. Kocaeli ilçesi Şeker Mahallesi'nde çevredekilerin yardımıyla çağrılan ambulans hastaneye kaldırılan H.I. kendisini kaçırttığını iddia ettiği E.Ö.'den şikayetçi oldu. 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davaya müşteki H.I., sanık E.Ö., sanık avukatı ve müşteki yakınları katıldı. Mahkemede söz alan sanık E.Ö., üzüntü içerisindeyim. Bu suçlamayı yeni duydum. H.I.'nin annesi senin ecelin ben olacağım dedi, ben mağdurum dedi. Mahkeme eksik hususların giderilmesi için ileri bir tarih ertelendi. Operasyonda tarih eser fışkırdı. Eş zamanlı yapılan operasyonlarda toplamda 653 adet tarihsel ve 2 adet dedektör ele geçirdi.
Kayseri Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı Kaçakçılık Suçları Büro Amiri ekipleri bir şüpheli şahsın elinde çok sayıda tarihi eser bulunduğu ve piyasaya sürmeye çalıştığı bilgisi alması üzerine eş zamanlı operasyon başlattı. Yemliya Mahallesi'nin tespit edilen adreslerinde yapılan operasyonda 650 adet tarihi eser olduğu değerlendirilen sikke, obje, yüzük ve mühürle birlikte 3 adet kılıç ve 1 adet tarihi eser niteliğinde tüfek ele geçirildi. Ayrıca ekiplerce yapılan çalışmalarda tarihi eserlerin bulunmasında kullanılan 2 adet dedektör de ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan şahıs emniyete götürüldü. Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi'ne bağlı aranan şahıslar bürosu amiri ekipleri bugünlerde önemli işler yapıyorlar. Yine operasyon ve 41 yıl hapis cezası bulunan şahıs bakın nasıl yakalanmış. Asayiş Şube Müdürlüğü aranan şahıslar büro amiri ekipleri haklarında kesinleşmiş hapis cezası ile yakalama elmi bulunan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yaptı. Yapılan çalışmalarda hakkında nitelikli yağma, hükümlü veya tutuklunun kaçması suçlarından aranan ve toplamda 41 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan YK, saklandığı müstakil eve düzenlenen operasyonla yakalandı. YK işlemlerinin tamamlanmasının ardından tutuklanarak cezaevine teslim edildi. Jandarmadan helikopterli trafik denetimi, denetim son derece önemliydi. İzleyelim. Kayseri Jandarma Komutanlığı ekipleri İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleriyle beraber vatandaşların can ve mal güvenliklerini sağlamak, trafik kazalarında ölümlü kazaları en aza indirmek amacıyla helikopterli trafik denetimi yaptı. Ekipler Kayseri İncesu, Kayseri Neydi, İncesu Erciyes Mevki, Kayseri Yahyalı, Develi ve Develi Tomarza yolu üzerinde denetim yaptı. Yapılan açıklamada karayollarında trafik güvenliğini sağlamak ve kazalarda ölüm ve yaralanmaları en aza indirmek için trafik denetimlerinin devam edeceği bildirildi. Bekçiler tarafından şüphe üzerine durdurulan şahıstan uyuşturucu madde ele geçirildi. Kayseri'de çarşı ve mahalle bölgesinde denetim yapan bekçiler şüphe üzerine bir şahsı durdurdu. Şahsın yapılan üst taramasında 3 parça narkotik madde ile suçta kullandığı değerlendirilen bir miktar para ele geçirildi. Olayla ilgili yakalanan şahıs Kocasinan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Şüpheli işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilecek. Yeşilsel ilçesine gidelim. Burada bir süre önce çalınan araç terk edilmiş halde bulundu. Polis aracı sahibine teslim etti. Kayseri'nin Yeşilhisar ilçesinde MN isimli kişiye ait 38AH032 plakalı araç dün gece kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce TOKİ konutlarından çalındı. Sabah aracını yerinde bulamayan sahibi polis ve jandarmaya haber verdi. İnceleme başlatan ekipler aracı Yenişehir Mahallesi Derebağ mevkiinde terk edilmiş halde buldu. Araç sahibine teslim edilirken otomobili çalan kişi ya da kişilerin tespit edilerek yakalanması için çalışma başlatıldı. Erciyes Üniversitesi'ne geçelim. Önceki gün Erciyes Üniversitesi'nde Mimari Taş Oymacılığı Programı projesinin kapanış toplantısı gerçekleştirildi. Güzel Sanatlar Fakültesi Konser Salonu'nda düzenlenen etkinliğe Rektör Profesör Doktor Fatih Altun, Kocasinan Kaymakamı İlhan Abay, İl Milli Eğitim Müdürü Ayhan Teltik, Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Profesör Doktor Aygül Aykut, İlçe Milli Eğitim Müdürleri, Kayseri Olgunlaşma Enstitü Müdürü İsmail Küçük'le akademisyenler ve öğrenciler katıldı. Etkinliğin açılışında konuşan Kayseri Olgunlaşma Enstitü Müdürü İsmail Küçük, katılımcılara teşekkür ederek proje hakkında bilgiler verdi. Rektör Profesör Doktor Fatih Altun da tamamlanan projenin önemine dikkat çekerek projenin hayata geçirilmesine katkı sunanlara teşekkür etti. Mimari taş oymacılığı aslında baktığımız zaman Anadolu'da hakikaten etkin bir gelişmişi olan, ciddi bir kültürümüz olan, yakın döneme geldiğimizde Mimar Sinan Üstadımızın, büyük mimarımızın eserlerinde bugün
bunun en güzel örneklerini çok rahat görebilmekteyiz. Özellikle yöremizin malzemesinin işlenebilmeye karşı biraz yumuşak kalması da herhalde önemli bir avantaj olarak karşımıza çıkmaktadır. İşin teknik boyutlarından ziyade konunun ülkeler arası bir proje olarak ortaya konulmasında ve özellikle Erasmus Plus Avrupa Birliği projesi olarak 5 katılımlı bir proje olması gerçekten beni ekstra mutlu etmiştir. Ben bu projelerin daha farklı konularda ve başlıklarda devam etmesinden yanayım. Çünkü biz Erciyes Üniversitesi olarak baktığınız zaman hakikaten sadece ülkeler arası projelerde değil, ülke içerisindeki üniversite sanayi işbirliklerinde de sözde kalmayan projelerle devam etmek arzusundayız. Hatta biz üniversite sanayi işbirliğinin dışında sanayi öğrenci odakları odaklı projeleri de çok önemsiyoruz. Çünkü öğrencilerimizin zaman içerisinde araştırma kültürüne sahip olması aslında bu projelerden başlayarak daha alt projelerde görev almaları zaman içerisinde araştırma kültürünü etkin bir şekilde ortaya koyacaktır. Rektör Altun'un konuşmasının ardından Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Profesör Doktor Aygül Aykut, mimari taş oymacılığı pilot müfredat programının oluşturulması ve değerlendirilmesi konusunda sunum gerçekleştirdi. Destekleriniz için hepinize tekrar teşekkür etmek istiyorum. Hem kurum. Konuşmalarının ardından proje kapsamında sertifika almaya hak kazanan kursiyerlere belgeleri takdim edildi. Etkinlik davetler tarafından pilot grup ürünlerinin ve proje çıktılarının yer aldığı serginin gezilmesinin ardından sona erdi. Erciyes Üniversitesi'nden Tomarza'ya geçelim. Tomarza Kız İmam Hatip Lisesi'nde Mevlid-i Nebi programı düzenlendi. Mevlid-i Nebi programına ilçe kaymakamı Metin Eyüp Koca, Belediye Başkanı Davut Şahin, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Kurt, İlçe Müftüsü Mürsel Göktere başta olmak üzere kurum amirleri, okul müdürleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı. Program başlangıcında Kur'an-ı Kerim dinletisi yapıldıktan sonra Tomarza Kız İmam Hatip Lisesi öğrencilerinin hazırladığı piyes sunuldu. Daha sonra sırasıyla sinevizyon gösterisi ve ilahi dinletisi yapıldı. Programın sonunda Kaymakam Metin Eyüp Koca ve Müftü Mürsel Göktere öğrencilere konuşma yaptı. Yine Tomarza'dayız. Tomarza'nın Şıhbarak Mahallesi'nde büyük emekler sonucu yetiştirilen organik beyaz lahana hasadının başlamasıyla birlikte vatandaşlar lahanaya ilgi gösterdi. Zaman tırmağı kenarında bulunan tarlalarda yetişen ve 30-40 kilo arasında değişen organik beyaz lahana hasadı başladı. Toplanan lahanalarsa ilçe semt pazarında olmak üzere çevre il veya ilçelerde satışa sunuldu. Tamamen organik olması nedeniyle vatandaşların yoğun ilgi gösterdikleri lahanaların fiyatı ise 40-50 TL arasında değişiyor. Her sene düzenli olarak Şıhbarak lahanasını alıp tüketen vatandaşlarsa hem çiğ olarak hem de sarmasını yaparak bir kış boyu severek tüketiyoruz. Organik olduğu için Şıhbarak lahanasını herkese tavsiye ederiz. Hiç çekinmeden alıp ailecek tüketebilirler dedi. İlimizde liseli öğrenciler 13 Ekim Dünya Afet Risklerini Azaltma Günü çerçevesinde deprem anı ve tahliye tatbikatı gerçekleşti. Telefon tablet veya laptopların adaptör kısmı şarjdaki çekim ve öğretim. Son derim Muhammed. Yanan cihazın üzerine kapatarak boğma dediğim siyasi ortamı oldu. Nuh Mehmet Küçükçalık Anadolu Lisesi'nde 655 öğrenci ve 50 öğretmenin katıldığı tatbikat, senaryo gereği sirenin çalınmasıyla birlikte başladı. Öğrenciler okuldan güvenli şekilde tahliye edildi. Depremde çıkan yangından sonra öğrenciler itfaiye ekipleri tarafından güvenli şekilde okul bahçesine tahliye edildi. Tatbikat sonrası öğrencilere AFAD'ın arama köpeği Leon hünerlerini sergilerken öğrenciler Leon'a yoğun ilgi gösterdi. Arkadaşımız da alabilir.
Ayrıca AFAD, Jandarma Arama Kurtarma ve Anda Arama Kurtarma ekipleri afet sonrası arama kurtarma faaliyetlerinde kullanılan eşyaları tanıtırken, itfaiye ekipleri de öğrencilere yangın söndürme tekniklerini gösterdi. Afetler hakkında öğrencilere açıklamalarda bulunan AFAD Müdahale Şube Müdürü Hasan Say, ülke olarak biliyorsunuz ki deprem ülkesiyiz, deprem bizim gerçeğimiz diye konuştu. Ülke olarak biliyorsunuz ki deprem ülkesiyiz, deprem bizim gerçeğimiz. Nüfusumuzun yaklaşık 92'si, sanayimizin %94'ü tamamıyla deprem riski altında. Başka bir güzel vatanımız Türkiye'miz yok. O yüzden depremle yaşamayı öğrenmemiz gerekiyor. Geleceğin hepiniz mimarları, müteahhitler olarak ben eminim ki çok sağlam, çok dayanıklı binalar yapacaksınız. Kayseri Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ve Kayseri Ticaret Odası'nın katkılarıyla Aladağlar Milli Parklar sınırları içerisinde yer alan Ulupınar ve Kapuzbaşı mahallelerinde yer alan anaokullarına ücretsiz kırtasiye malzemeleri dağıtıldı. Oo tamam. Şimdi kim istiyor bir daha parmak kaldırsın bir göreyim bakayım. Bakayım abi o. Parmakla daha zorlu kalktın. Tamam çok güzel. Etkinlikte 30 adet okul çantası, defterler ve boyama kalemleri gibi okul araç ve gereçleri minik ellerle buluşturuldu. Onu çok beğendim. O kızımızdan tamam. Başlayalım. Tamam. Sen neyi, adın neydi senin? Belinay. Ha Belinay. Seninki bu renk mi olacak? Hı hı. Tamam o zaman bu senin olsun. Tamam mı? Kayseri Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada bu ve benzeri projelerle başta ülkemiz olmak üzere korunan alanlarımızı gelecek kuşaklara aktaracak olan minik öğrencilerimize ve ailelerine bir nebze de olsa ekonomik katkı sağlanması amaçlanmaktadır denildi. Teşekkür ederiz. Duyuyor musun müdür amcası? Bir daha söyleyin. Yapılan duyarlı davranışı hassas alanları koruma daire başkanı Mehmet Özdemir, Milli Parklar Şube Müdürü Harun Dindar, okul öğretmenleri ve veliler katılarak sevince ortak oldu. Kayseri Spor 10 Ekim Cumartesi günü kendi sahasında Galatasaray'ı ağırlayacak. Son derece önemli bir maç. Kayseri Spor Galatasaray rekabetinde son durum ne peki? Şu ana kadar Kayseri'de oynanan 26 maçın sadece ikisinde Kayserispor kazanabilmiş. Lige transfer yasağıyla başlayan yukata Kayserispor kısıtlı kadrosuna rağmen başarılı denilebilecek bir performans sergiliyor. Özellikle kendi evinde oynadığı maçlarda Beşiktaş karşılaşması dışında hiç kaybetmedi. Yukata Kayserispor 10 Ekim Cumartesi günü ise sahasında şampiyonluğun güçlü adaylarından renktaşı Galatasaray'ı ağırlayacak. Bu maç öncesi her iki takım lig tarihinde 52 kez karşı karşıya geldi. Geride kalan müsabakalarda Galatasaray 32, Yukata Kayserispor 4 galibiyet alırken 16 maçta berabere sonuçlandı. Rekabette Galatasaray'ın toplam 113 golüne karşılık Kayserispor 42 golle yanıt verebildi. Kayserispor Galatasaray'ı kendi evinde ağırladı. 26 lig maçının 12'sinde sahadan yenik ayrıldı. Sadece 2 maçta rakibine karşı üstünlük kurabildi. Takımlar 13 müsabakada ise berabere kaldı. Kayserispor evinde 23, Galatasaray ise deplasmanda 40 gol attı. Yukata Kayserispor rakibi karşısında evinde ilk galibiyeti 1973-1974 sezonundaki ilk randevuda 2-0'lık skorla aldı. İkinci ve sonuncu galibiyetini ise geçtiğimiz sezon 3-0 kazanarak elde etti. 10 Ekim Cumartesi günü Kayseri'de oynanacak Yukata Kayserispor Galatasaray maçı saat 20'de başlayacak. Maçı Arda Kardeşler, Alex Taşçıoğlu, Bahtiyar Birinci ve Kadir Sağlam dörtlüsü yönetecek. Bu kritik maç öncesi Yukata Kayserispor 13 puanla ligin 8. sırasında bulunurken rakibi Galatasaray ise 17 puanla ligin 6. sırasında yer alıyor. Bu maç öncesi Kayseri'nin 13 puanı, Galatasaray'ın ise 17 puanı bulunuyor. Son antrenmanda yaklaşık 1,5 saat Galatasaray maçına çalışıldı. Cumartesi günü sahasında Galatasaray'ı ağırlayacak olan Kayserispor bu maçın hazırlıklarına devam ediyor. Kayseri ekibi kulüp tesislerinde gerçekleştirilen idmanda taktik ağırlıklı çalıştı. Teknik direktör Çağdaş Atan yönetiminde gerçekleştirilen idman yaklaşık 1,5 saat sürdü. Bu maç öncesi Kayserispor'un 13 puanı, rakibi Galatasaray'ın ise 17 puanı bulunuyor.